Ya tuhaf. Ben genel olarak ülke biraz böyle dışa kapalı falan da bir ülkede yaşadığımız için hani Türkiye biraz böyle coğrafya olarak çok böyle hem ülke büyük hem çok komşularımızla pek bir alakamız yok. Dil olarak falan da yok falan. Dışarısı bizim için mitlerle doluydu. Özellikle hani bu kadar internetin olmadığı çağlarda biz çocukken falan daha öyleydi. Yabancı kavramı böyle. Bizde özellikle kırsal kesimlerde falan yabancı dediğin zaman ahlaksızlığıyla meşhur bir hayvan türünden bahsediyor gibi oluyordu böyle. Bunların kızları don giymiyor. Ona da osurmak serbestmiş. Ya da böyle mesela domuz etine inanılmaz bir anlam atfediliyor böyle. Bunlar domuz eti yediği için zerre kıskançlık duyguları olmadığından mütevellit bir gavurun karısını sokakta tut. Tuttun mu karıyı duvara yasla. Em göm yala. Adam sana bakıp gülümsüyor. Ya bu kadar da değil be. Yani bunu gerçekten hani bir Napoli sokağında mesela denemenizi tavsiye ederim. Adamın dudağını götüne monte ederler. Götünde dudakla yaşarsın. Ama hani kırsal kesimde algı böyle de yani şehirli insanlar da yabancı algısını özellikle batılı yabancı algısını çok sağlıklı yaşamıyor. Onlarda da böyle hani 2004 senesinde annesiyle babasıyla bir haftalığına Çek Cumhuriyeti'ne tatile giden adam dönerken dük oluyor pezemek. Avrupa'da işler hiç böyle değil abi falan. Böyle bir gizli flarlı oluyor. Bir artistik geliyor falan. İnanılmaz bir kültür durum var ya. Sıçarken bile kitap okuyorlar falan. Böyle hep bir iddialar, hep böyle bir sokakları bal döküyorlar. Kendileri yalamıyorlar, sadece Müslümanlar yalıyor. Hep böyle bir aşağılık kompleksi ama bunun ortasında bir denge olmalı yani diye düşünüyorsun. Ben bu kafayla biraz böyle bir Erasmus'a gittim. Var mı burada hiç Erasmus'a gitmiş olan? Eğitim öğrenim amaçlı. Kültür öğrenelim. Aynı zamanda akademik sebepleri olsun. Var mı kaç? İki kişi mi var bu salonda? Bir kişi. İki kişi. Üç, dört. Utangaç. Erasmus'a gitmek yasak falan mı oldu artık? Bu devirde söylemek şey mi? Bilmiyorum yani. Samanyolu Koleji'ne gidenleri sormuyorum. O başka bir şey. Hangi ülke? Fransa. Fransa harikulade. Güzel bir deneyim miydi? Çok iyiydi. Çok iyidir genelde. Neyin en güzel? 5 yıl okudum. 5 yılın en güzel zamanı. Evet, Türkiye'deki geçen en güzel üniversite zamanı. Türkiye'de olunmayan üniversite zamanı. Almanya'da olun. Yani olarak sizin neresiydi? İsviçre'de. İsviçre. Sizler hep böyle benzer bölgeler. Çikilata'nın ve seksi erkeklerin olduğu iki bölgeye gitmişsiniz. Harikler. Yanınızdaki beyefendiler gerilmeden konudan uzayalım. Siz sevgili misiniz? Gördüysünüz. Siz mi sevgilisiniz? Ha, hanımefendi zaten şey. O zamandan beri kendimi bu ülkeye ait hissetmiyor. Türk erkeklerini çekeceğime gider bir mikserin önünde otururum demiş. Güzel harikulade. Ben de gittim bir zamanlar Erasmus'a. 2009 falan da o zaman böyle Portekiz'e gittim. Portekiz böyle yani Ege'nin bir kasabası gibi bir yer tüm ülke. Süper laşka insanlardan ibaret bir yer. Akşam 7'de yemek sözü veriyorsun birisine. 11'de geliyor. Ben siz başlamadınız değil mi falan diye. Çünkü geç kalmak diye bir kavram yok falan. Aynı kafayla ben bir ev tuttum. Temmuz'da tutmuştum evi. Eylül'de gitmek için. Eylül'de gittim. Ev sahibi kapıyı açtı. Beni bir arkadaşım eve kadar bıraktı. Adam kapıyı açtı. Dedi ki... ben evi başkasına kiraladım delikanlı. Ama otellerimiz güzel. Şehrimiz zaten sıcacık ve meşhur. Sen kendi başını sokacak bir yer bulursun diye beni gönderdi. Ben gerçekten bir hostel bulmak zorunda kaldım ilk günümde. Şimdi hostelde aynı üniversitede okuyacağımı öğrendiğim bir tane adam var. Benle aynı üniversitede okuyormuş çocuk ve böyle Litvanyalı, sarışın, mavi gözlü, 1.90 küsür falan boylarında böyle Hitler'in rüyası gibi bir pezevenk. Aha da buna bal dök yala. Bu sefer okey yani. Şimdi herifle gayet güzel bir gün geçirdik böyle. Biralar içildi falan. Gayet cooluz. Akşam oldu. Hostel odasına geldik. Böyle bildiğim büyük bir hostel odası. Ranzalı manzalı yataklar var. İkimizden başka hiç kimse yok. 10 tane yatak falan var. Bana bir işkillenme geldi. Dedim ki bu pezevenk beni beğendi de bütün bu yatakları tuttu mu? Çünkü ben buna değerim. (Gülüyor)
bize yurt dışına çıkarken bir format atılıyor. Oğlum, Avrupa'da karılar bize asla. Neden? Esmeriz ya. Göğsümüzde kıl var ya. Bunu bir ihracat kalemi sanıyoruz. Gidiyorsun, göğsündeki kılı gösteriyorsun, Avrupalı kadınlar bayılıyor ve sen işini yapıyorsun falan gibi bir süreç algısı var. Sonra ama devam ediyor, diyor ki ama dikkat et. Erkekler de bize hasta. Neden? Avrupa komple Türk erkeğini hasta amına koyayım. Gel bizi siksin, kılıçtan geçirsin gitsin istiyorlar ya. Dikkat et, ilk günden kaybedersin götü. En büyük biliyorsunuz sporumuz homofobi. Ata sporumuz homofobi. Biz gaylerden çok korkuyoruz. Yani o kadar homofobik bir ülke yapısı var ki hani benim dedem çok büyük homofobikti. Bak evde gay başı var falan. Evet, 1600'lerden kalma falan. Yani gaylik durumu öyle korkuyor. Ay yani sokağa çıktığı zaman gay şöyle bir şey olmuş. Ay gay mi beni mi sikecek falan. Hani, Walking Dead gibi bir ortam var kafamızda. Böyle sanıyorsun ki zombi gibi bir şeyler var gay diye. Sokakta dolaşıyor, bulduğu heteroseksüel erkeği tutuyor, sikiyor, bırakıyor falan. Ah yeymiş. O an anlıyorsun. Böyle değil lan, flört var. Senin pis stil dışı götüne kalır mı bu adam? Bu adamların bir tarzı var. Bize bakmazlar be oğlum. Ama anlayabiliyorum, çok gerçekten ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Yani geyliği falan geçtim, hani sigara içtiğini söylemek mesele ya ülkede. Yani böyle gerçekten insanlar sigara içtiğini söyleyene kadar 48 yaşında adam tanıyorum, adam böyle hala babasından sigara içtiğini saklıyor. Babası ölmüş. Babasının mezarını arkasını dönerek şey, babam görmesin falan diye böyle. Çünkü baba modelleri Hulusi Kentman gibi olduğu için sigara içerken yakalanma anları var. Meşhur böyle herif evde gizli gizli sigara içiyor falan, baba kapıya vuruyor tekmeyi. O şeyi ağzın aldığını bir daha görmeyeceğim diyor. Sen bu adama gay olduğunu anlatamazsın. Babacığım sadece arkadaşlarla içkiliyken takılıyoruz. Öyle mi bırakıyorum falan. Öyle bir şey de diyemezsin artık. Yani geri dönüş olmayan bir an o an. Bilmiyorum. Neyse. Dediğim gibi hostel odasındayız. İkimizden başka kimse yok. Şimdi adam artık yatacağız. Soyunmaya başladı. Mesleği ve hayat amacı buymuş gibi soyunuyor. Süper soyunuyor. Öyle bir soyunuyor ki yani gerçekten Magic Mike ibne. Yani şık tıs falan diye böyle parçalar çıkıyor. No fear anasını satayım böyle. Kemer falan şak falan diye böyle. Ben kenarda Anadolu soyunuşu yapıyorum. Havlunun arkasına saklandım. İnşallah götüm görünmüyordur. Allah korusun götümü görmesin falan diye böyle. Adam no fear ya. Takar takar çıkarıyor anasını satayım. Böyle bir şey olamaz yani. Şimdi adam gerçekten böyle 1.60, 1.60 küsür falan bir herif olsa sikimde olmaz yani. En kötü ihtimalle böyle sinek gibi atarım duvara gider yani. Adam 1.90 küsür bir şey. Hakikaten niyeti bozsa beni çuf çuflar. Kara tren gecikir. Belki hiç gelmez. Ve ilk deneyimimde gelmemesi beni çok... Hadi artık falan demek de istemiyorum. Abi adam her şeyi çıkardı. Bak böyle bir şey olamaz. İki erkek, burada eminim deneyimleyenler olmuştu ya. İki erkek bir arada kaldığı zaman nereye kadar soyunuruz hocam? Nereye kadar abi? Var mı bir tahmin olan? Bak adamlar hiç soyunmuyor amına koyayım. Öyle birlikteyken monta falan böyledir yani. Erkek erkeğe kalıyorsan dur ben ikinci götü de takayım da sikeceksen falan. Hani sonuna kadar şey yani korunmacılık. Boxer'dır bu arada hani. Yani erkekliğin Kur'an'ında bu yazan. Boxer. Bundan daha fazlasını çıkarırsan bu arkadaşlık biter. Sen bana ne anlatmaya çalışıyorsun? Gece gece seninle kılıç kalkan mı oynayacağız? Ki ben buna varım Allah'ın sünnetsizi. Yavşak. Adam bir soyundu. Abi bak şüphelenmemek istiyorum bir içimden bir tarafımla. Ama herifin vücudunda gram tüy yok. Gram tüy yok. Ben böyle Türk kızı görmedim. Dedim ki Allah'ım bu götü ben tek başıma koruyamayacağım bu gece. Sana dedim tevekkül ediyorum. Bu gece dedim bir lobu bende bir lobu sende.
İmdadıma yetiş ya Rabbi dedim. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekten uyuyorum ama tam uyumuyorum böyle. Nöbetçi bir şalter açıkta bıraktım. Hani o da artık işte tevekkül dediğimiz kısmı orası zaten. İlerleyen saat, yani saattir, dakikadır su gibi aktı bilmem. Üzerimde bir sıcaklık, bir şey bende yürüyor çok belli yani. Genelde çünkü yürümediği için anlamıyorum. Yani anlıyorum, fark var. Bir gerildim. İçimden düşünüyorum acaba nereden başlar, insan piyasası merak ediyor. Bir yandan diyorsun ki ulan diyorsun bizim kültürümüzde o vardı, ne uyuyor taklidi yaparsam gider mi, çünkü bizde uyuyana yılan bile dokunmaz. Fakat bir yandan da şöyle bir gerçeklik var, şimdi biz 80 sonrası doğan kuşaktaki nesillerde şöyle bir kafa var. Aileler, özellikle annelerde şey tribi var ya böyle, yavrum bir risk ortamı varsa mümkün mertebe en az hasarla kaç olaya falan da bulaşma gibi bir kafayla yetiştiğimiz için risk analizini yaptım, kafamda iki tane ihtimal görünüyor. Bir, herif beni sikecek. İki, herif beni darp edip sikecek. Her mantıklı Türk erkeği sikilmeyi tercih eder. Yani ben önce aslanlar gibi savaşır, sonra köpekler gibi, öyle bir şey yok. Neyse efendim. Sonrasını anlatmayacağım. Yani zira bu bir komedi gösterisi olduğu için modları düşürmek, tatları kaçırmak istemediğimiz bir şey. Gerçek manada anlatmayacağım. O gün de öyle bir gün olarak da düşünülebilir. Ya ne olur anlatsınlar mı? Bilmiyorum, hiç yani hiçbir yabancıyla yaşamış olan var mı aranızda hayatında? 1, 2, 3, siz zaten anlıyorum sizi. Siz beyefendiciğim. Ben de Rasmus Dayı'dım. Nerede? Roma'da. Roma. Aşk çalışması. Harikulade. Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi? Evet. O sıralarda öyle miydi? Değildi. Bu konu hiç böyle şişeye döndü mü sizin aranızda? Ne yaptın Erasmus'tayken? Oldu mu hiç? Yok. Soğuk terler döküldü mü? Dökülmedi. Siz ne kadar süredir birliktesiniz? 1,5 aydır. 1,5 aydır. Evet. Ha yani şöyle yani kit kat kadar hızlı kırılacak bir dayanıklılık gücünde bir ilişki. Yani şu an topluluk istese çatır çatır kırılır falan, öyle bir durumdayız. Şu nazar bile değmeyecek kadar kötü bir hani. Anladım. Nerede tanıştınız? Çeşitli online ortamda. Çeşitli online ortamda. Hangi mecra? Çeşitli. Yani bunun en mainstream'i olanı mı? Hani şey, stand-up diyorum. Online dating'in şeyi mi yani? Ne bileyim. Tinder. Metrobüsünde mi tanıştınız? Tinder'da mı? Tinder değil mi? Değil. Hangisi? Abi burada bir başarı hikayesi var, millet merak ediyor bu adamın nasıl sevgilisi olmuş diye. Söylesene, kıvrandılar. Mecra yok mu? Sen kodunu, sen bir app yaptın ilk düşen kadına. Buldum, Evreka adı değil mi yani? Adını koyamadan bitti proje. Ne? Kapattık sonra. Abi bunlar LinkedIn'de falan tanışmış. Ben sana söyleyeyim. Bu herif bu kadına LinkedIn'de yürümüş. Çünkü bu bizim ülkemizde var. LinkedIn'den yürüyen bir adam modeli var biliyorsunuz. Öyle LinkedIn'de kadıncağız güzel güzel işini paylaşıyor. Kadın adam diyor ki, Ebru Hanım yeni işinizi inanılmaz takdir ediyorum. Bir gün benim ofise gelin ya da ben oraya geleyim. Beraber kapatırız kepenkleri. Çıplakta dolaşabilir içeride. Kameraları kaparuk falan. Böyle bir adam modeli var. Biz her mecradan birbirine yürüyebilen bir ırk olduk artık. Yani online dating mecrasına da hiç ihtiyacımız yok bu arada. Hani chat imkanı verildiyse let go. Kanepeyi manepeyi siktir et amına. Yatak, döşek bir şey çözeriz falan diye. Ben buna bir çare olduğunu düşünüyorum orada. Gerçekten her mecradan birbirimize yürüyoruz. Tek bir çare var. E-Devlet. Devlet bizi bir araya getir ya Rabbi. Biz vatandaşlık numaramızda güven içerisinde sevişebilmek istiyoruz kardeşim. Ve bunun çok büyük avantajları olacaktır bakın. Zührevi hastalıkları listelersek şayet. Yalnızca 3 çeşit EPV'm var şu dünyada, inanabiliyor musun falan.
çok çok kıymetli ve hani taciz vakaları radikal anlamda azalacaktır diye düşünüyorum. Artvin valiliğinden yazı gelecek mesela. Selahattin Bey! Bu ayki 17. taciz vakanız. Sizi banlıyoruz efendim falan diye böyle. Şimdi siktirin gidin ve bu kuatlı nüfus cüzdanını gerçek yerinde alın da görün bakalım falan diye böyle bir şok edici bir ceza verilebilir diye düşünüyorum. Bu insanlar hizaya getirir. Tuhaf bir yani gerçekten online dating falan hikayeleri ise tuhaf bir dönemdeyiz. Ben hani şeyi bilmiyorum bu arada. Online dating'de bir şey yaratmayı başaran insanları da garip buluyorum. Çünkü mesela Tinder bana şey gibi geliyor. Kendini sahibinden.com'a yüklemek gibi geliyor. Hani böyle bir kendini pazarlama yöntemi. Şuramı çok beğenirim. Gerdanımı harikadır falan. Böyle bir pazarlama var ya. Daha kötüsü böyle bir araba pazarı gibi bir ortam böyle. Senin gibi binlerce kader mahkumu. Bekle ki sağa çeksinler. Kadınlar bizi çekmiyor. İnatla yani. Öyle bir durum da var. Böyle bilmiyorum. Çok tehlikeli geliyor bana. Bilmiyorum yani. Var mı burada başka hiç online dating aracılığıyla tanışan? Burada kaç tane çift var görebilir miyim? Toplumumuz ne oranda eşeğli ürüyor? Önü abi bir dakika. 4 kişi falan mı toplumda? Yani %2 oranında mı? Bu da mı yasak artık? Siz önlü arkalı bir çiftsiniz. Bu mesela benim şaşırtıcı bulduğum bir çift modeli. Anladın mı siz? Hanımefendi arkanızda. Bravo. Beyefendi bir adım önden gidiyor. Güzel, İran modeli. En sevdiğimiz erkek tipi. Siz nerede tanıştınız? Yani hanımefendinin yüzüne bakmaya bile tahammülünüzün olmadığı bir süre olduğuna göre tahmin ediyorum 4 yıl ve üzeri. Kaç yıldır birliktesiniz? 6 yıl. Tabii. Evet, 4 yıl ve üzeri dedim. Yani hiçbir adamın böyle bir götü olamaz diğer türlü. Kadına dönecek bir göt. Ben ilk 5 senede tanımıyorum. Bak 1,5 ayla herif titriyor. Hatırla beni falan diye papi gibi. Zor. Siz nasıl tanıştınız? 6 yıl önce böyle imkanlar var mıydı? Yeni vardı. Yoktu ya. Öyle olsa bu golü yer miyim? Şimdi millet ayak parmağıyla çift oluyor. Nasıl bir arkadaşlarınız tanıştırdı? Aynen. Öyle sıkıcı bir hikaye var. Tamam. Harikulade. Evli misiniz? Yok ya. O da yok. baskı var mı? Evet. O da var. güzel. Yakında bir gol olur. Bütün çiftlere şöyle bir sorun var. Yanımdakinden öyle memnunum ki bundan daha iyisini bulamazdım diyecek kadar aciz bir çift var mı? Mutluluk akıyor salondan, mutluluk. Gece herkes belli ki çok az sevişecek. İyi. Ben yani bu yurt dışı falan hikayelerine girdim biraz ama yurt dışı dünyasıyla alakalı, ülkemizde olmayan şeylerle alakalı insanlar bir şeylere özeniyor ya işte ya abi ya. Ülkemizde niye avukado yok ya falan. Bir şeylere üzülüyoruz. Abi niye demokrasi yok ya? Ya sikerler yok yani. Hiçbir zaman yoktu ama benim olmamasına çok üzüldüğüm bir şey var ve bunu içselleştirdim, dert edindim. Dirty talk. Biz bunu neden yapamıyoruz? Biz bunu ulus hak etmiyor muyuz ya? Ben bunun için gerekirse sendikalaşırım. Gerekirse ne, kime başvurmamız gerekiyor bilmiyorum. Dirty Talk'un ne olduğunu bilmeyenler vardır diye açıklayayım istiyorum. Dirty Talk bana öyle hitaplarla seslen ki bundan sonra anneannemin yüzüne bakamayayım. Beni itin götüne dür, sok çıkar falan demek yani. Ayıp konuşma. Şimdi bu olmuyor çünkü bence Türkçenin argosu çok sert. Hakaret ediyorsun gibi oluyor. Erotik bir yere gitmiyor böyle. Sanki böyle senin ananı bacını falan demişsin gibi bir hissiyat bırakıyor karşı tarafta. Bir çözüm önerim var. Diğer komedyenler gibi genelde sorunu anlatıp inmeyeceğim. Bir çözüm önerim var. Ne efendim? E-Devlet. E-Devlet değil. Daha iyisi. Osmanlıca'ya dönelim. Çok seksi bir dil bakın. Senin imbiğini çilçillerim falan. Senin kadını alırım falan. Bunlar mesela evet. Evet işte azdırıcı cümleler bunlar. Çünkü Türkçe'de çok zor. Bakın mesela örnek yaratayım istiyorum kafanızda. Bir bar ortamı düşünelim. Yabancı bir kadın, yabancı bir adama. Yabancı bir adam, yabancı bir kadına. Bunlar bilir. Erasmuslular bilir. Kasa gelmişler. Çok güzel içilmiş falan. Arzular şelale artık böyle o saatten sonra. İşte bir sürü takılmışlar falan. Ve birisi diğerine hiç fark etmez. Kadın adama, adam kadına diyor ki baby, I'd like to fuck you. Bakın kimsenin kanı donmadı. Gencecik kıza fuck mı? Demedik. Ben demeye kalksam
aynı şeyi ben desem, bir düğün ortamı düşün böyle. Davullar, zurnalar falan, böyle çok neşeli bir ortam. Böyle davullar, zurnalar çalıyor falan. 11 duble rakı içmişsin. O saatten sonra böyle, dayım da hiç fena değilmiş. Ben seni böyle görmemişim dayım. Dediğim bir an var ya böyle, bir önüne kim çıksa, anan baban değil inşallah ama hani kim çıksa bir olur be falan diyorsun ya. Aynı şeyi demeye kalksam, seni seni kız dedirtmeden yapsak. Bak, olayın esnasında demeye kalksan, artık hani cima yaşanıyor. Seks yaşanıyor yani. O durumun ortasındayız artık böyle yani. Elini kolunu nereye koyacağını bulamadın. Dur bir şaplak atayım falan dedim. O durumdasın. Ve ortamı biraz gazlamak için bir fikrin var. Diyorsun ki, seni sikiyorum. Ne? Ne? Sen kimi sikiyorsun lan? Sen kimi sikiyorsun pezevenk? Sikiyormuş, tavuk mu sikiyorsun lan? Kalk lan, donumu getir. Yavuşak, sikmeyeyim seni şimdi. Bakın, komplimanlar bile çok zor. Aynı bar ortamına geri dönüyorum. Bir adam bir kadına. Baby, your ass is amazing. Bunu derken Batman olmanıza da gerek yok. S kelimesinin Türkçe karşılığı nedir hocam? Göt, bravo. Yurt dışına gidenler hemen bildi. Göt efendim. Ve göt çok köylü bir kelime. Göt tarhana gibi bir kelime ya. Buradan erotizm çıkmaz. O göte bülbül öte demişsin gibi. Ne rahatsız edici, ne kötü. Halbuki hani erişkin bir erkek için göt çok kıymetli bir kavram. Yani günlük hayatımızda her şeyi göt üzerine anlatıyoruz. Abi çok büyük götlük ettir arabana, göt oldum, içmişim çok fena oldum, abi göte geldik, abi götten bacak, bu annem büyük götlük yaptı. Her şeyi göt üzerine anlatabiliyorsun göt hariç. Göte göt diyemiyorsun. Alternatifleri de çok sağlıklı değil. Popo diyenler var. Popo demek için pedofili olman lazım. Çocuklardan hoşlanman lazım. Popo yani bebek bezi reklamları için üretilmiş bir kelime popo. Popon çok güzel maşallah. Bundan ne çıkar ki yani? Ve popo, evet hayatımızda yok demiyorum ama popo şey gibi yani, 0 ila 2 yaş arasında popo vardır. Sonra o düşer, yerini göt alır. Süt dişi gibi bir şey popo. 2 yaşından sonra bir daha kullanmazsın ki yani. Bilmiyorum, kalça diyenler oluyor. O da kafa karıştırıcı. Kalça asla erotik bir terim değil. Medikal bir terim. Yalnızca çıktığı zaman kullanılıyor kalça. Kalçam çıktı. Babaannemin kalçası çıkmış. Babaannem merdivenlerden düştü, kalçası kırıldı. Babaannemin götü düzeldi. Kalça çıktı. Göt takıldı. Çıktı kalça. Taktın göt. Bu böyledir, bilmiyorum. Benden bu gecelik bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.